çok erkek egemen bir sanat tarihi yazımı var. Bunu biraz sarsmak istedik. Sanatçı kadınların adı gerçekten 20-25'ti fakat 117 tane kadınla tamamladık bu sergiyi. Cins Adımlar Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri 2014 yılından beri yapılıyor. Bu sefer sanatçı kadınların izinde gezme yoluna girdik. Her bir hikaye anlatıcımızın aslında kendi sesi de var bu hikayelerde. 10 durakta 13 hikaye anlatıyor olacağız size. Berger'in atölyesi, Erduran'ın kemanı ve korsan, Narman Naha'nın hakiki suretleri. Bu kedi onlara bakan bekçi Mithat Bey ve ailesiyle beraber 2016 yılında yıllarca yaşamış olduğu Narman Naha'ndan atıldı, bir anlamda sürüldü. Özellikle 1950'lerde, 60'larda 1903 doğumlu önemli ressamlarımızdan biri Aliye Berger gibi pek çok sanatçıya, gazeteciye, kitap evine çok farklı çeşitli sergilerin de avlusunda yapıldığı kamusal bir alan niteliğini de bir anlamda koruyan çünkü düşük kiralarla sanatçıların kaldığı üretim mekanına ev sahipliği etmiş hakiki Narman Naha. İlgi alanım ne olursa olsun Adalet Jim Jones'u seçebilirmişim. Çünkü her şeyle alakalı bir şeyler yapmış. Kendisi yapmadığı şeylerde bile yapılmasına bir şekilde öncülük etmiş. Ve bu Maya Sanat Galerisi de bunlardan biri. Sanata yeni yeni atılmaya çalışan gençlere destek olmaya çalışmış. Burada İstanbul'un kalburüstü kimi varsa gelmiş. İnsanları bir araya anca o toplayabilirdi. Birinci kat efendim. Adalet Jim Jones'un yeri. İşte elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu resimleri de hep sakladım. Sizleri Beyoğlu, Kallavi Sokak 20 numaradaki Maya Galerisi'ne 1951 yılının 1 Kasım gününe davet ediyorum. Füreyya Koral, Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısının Paris'te açtığı ilk sergiyi Adalet Jim Jones'un teklifiyle olduğu gibi kendi ifadesiyle, eksikleriyle buraya taşımış. Benim hikayem biraz sistemsel ve belli noktalarda öfkeli bir hikaye olacak. Kendisi Türkiye'nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğraf sanatçısı. Moran tüm seçimlerini bir diyalog çerçevesinde yapar. Selamlaşır, konuşur, dertleşir, bakar, seçer, çeker ve vedalaşır. Fotoğraf 24 saat düşündüğünden yaşanılan ikinci plana atılamayacak bir konudur der kendisi. İrade Berk sergilerini yapmış çatı katında Mısır Apartmanı'nın sessizliğe karşı bir direnişi var. Onu keşfettim. Hem İstanbul'da hem Paris'te sergilerini sunmaya devam ettiğini, imkanları zorlamaya devam ettiğini de görüyoruz. Büyük bir şevk ve neşeyle çalışırım. Fakat eserlerim onları bitirdikten sonra benim için mevcut bile değildirler. Meryem zamanı tam da o zorlu dönemde dondurmak istemişçesine Fotogala Sasarı'yı işlettiği 50 yılı aşkın süreçte daima aynı körüklü fotoğraf makinesini kullandı. 200 binin üzerinde fotoğraf ve bu fotoğraflarda arıza endam eden 1 milyonu aşkın bedenden oluşan bir külliyat, 50 yıla yakın bir zamana ve İstiklal üzerinde 3 farklı mekana uzanan benzersiz bir hikayenin kaydını tutar. Meryem'in öyküsünü ve bize bıraktığı eşsiz hazinenin bir hayatta kalma ve inatla yeni dünyalar kurgulama hikayesi olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Kuşaklar arasında türlü şekillerde aktarılan şiddetin ve adaletsizliğin bunun yarattığı bu zehirli korkuyu hissediyorum. Senin ve ailenin her şeye rağmen ait ve bağlı hissettiğiniz toprakları hemen o yıllarda terk etmek istememeniz cesaretlendirirken bir yandan da hüzünlendiriyor. Yves Tangali, Fikret Otyam'ın yazdığı gibi Afşar kilimini, Anadolu yazmasını, halk türkülerini bizden daha fazla sever. Seni o bizden ayıran neydi? Resimden uzak kaldığın zamanlar kendini hasta hissediyor. Sanatla başka işler arasında pazarlık olmasından hoşlanmıyordun. Hem ressam hem de Türkiye'nin müzik hayatına çok önemli katkılarda bulunmuş. İstanbul Filarmoni Derneği'nin kurucuların arasındaki tek kadın. 15 yıl boyunca yöneticiliğini yapmış Brumet Tektaş. Ve şu an web sitesinde maalesef kurucuların adında adı yazmıyor. Taksim Meydanı'ndan kaç kere geçmişsinizdir? Bu anıtın etrafında kaç kere dolaşmışsınızdır ya da girememişizdir? Bu anıt buraya nasıl yerleştirmiştir, nasıl bir süreç işlemiştir? Ne kadar biliyoruz bu anıta kimlerin emek verdiğini, hangi sanatçıların olduğunu?
1925 yılında Avrupa'ya heykeltıraşlık için gönderilecek akademi öğrencilerinin sınavında Sabiha Bengütaş birinci geliyor. Fakat kadın olduğu için onun yerine ikinci gelen erkek öğrenci gönderiliyor. Sabiha Hanım kendi parasıyla yaptığı heykelin resmi açılışına davet edilmemiş. Bu konu yüzünden çok asabi olduğu yazılmış. Kendi projelerini kendi seçmiş ve karşısına çıkan engellere rağmen eserlerini ölümüne kadar sürdürebilmiş. Rüzgar Çin, Beyoğlu Şehir Belediyesi ve Taksim Sanat Galerisi'nin yöneticiliğini yapan bir kadından aslında. Onun hikayesini anlatıyorum size. İşte biz de bu boşluğun önünde durup oraya bakıyoruz. Ama burada Taksim Sanat Galerisi hala var. Yönetici bir kadın. Bu heykeli daha önce gördünüz mü? Kimin olduğunu biliyor musunuz? Lerzan Bengüsü'nün bir işi. Amerika'ya davet edilen ilk Türk sanatkar olduğundan bahsediliyor. O dönemin diğer erkek sanatçıları arasında bir kadının oyulması zor, güç istediği düşünülen malzemelerle çalışması aslında şaşırtıcı bulunuyor. Nurullah Berk şöyle diyor: "Kadınlar sanatta kadın işi yaparlar. Yani kuvvetsiz, fazla sert, bir rüzgara dayanamayarak yıkılıverecek işler." Biz bugün baktığımızda yaklaşık 50 senedir burada görülen heykeliyle yaşıyoruz.